Değerli izleyenler yeni bir hayvan ve sağlık programından merhabalar. Bildiğiniz gibi programlarımızda özellikle hayvanların hastalıkları ile ilgili, yetiştiricilikle ilgili bilgiler veriyoruz. Bu akşam formatımız biraz daha farklı olacak. Bu akşam bir sohbet havasında geçecek programımız. Çünkü Tahir Evuz'un gezdiği Avrupa'daki çiftliklerden, fuarlardan, dünyadaki hayvancılıktan bahsedeceğiz. Ülkemizde neler kazandırmamız gerektiğinden konuşacağız. Yine veteriner hekim Tahir Yavuz'la beraberiz. Hocam merhabalar, hoş Büyük geldiniz. Geldiniz. Sağ olun. Hocam Efendim, bugün e, biraz değişik bir bugün konu seçtik. Değişik ama aslında sonuç gene aynı. Yani hep hayvanların e, konforu, refahı, e, sağlıkları hı hı. bunlar gene bizim işimiz. Ama e, bu sefer e, en son gittiğim Amerika'daki fuardan biraz görüntü paylaşmak istiyorum. Hı hı. Bir de fuar için gittiğimizde e, çiftlik ziyaretlerinde de bulunduk. Hı hı. Onlarda da işte bu işler nasıl yapılıyor Amerika'da, onları Hı -hı. da bir görelim istedim evet. ve bizi izleyenlerle paylaşalım Hı -hı. ve orada son durum nedir, nasıl yapıyorlar bu işi Hı -hı. diye. Ee, bu Almanya'dan herhalde değil mi? Almanya evet. fuarlarından, Amerika'dan çeşitli görüntülerimiz zaten evet. e, video dönecek. Benim Amerikan çiftliklerine Hı -hı. E, sıra geldiğinde göreceksiniz. Hı -hı. E, Hocam öncelikle şöyle başlayalım evet. isterseniz. E, ülkemizdeki e, bu işe bakışla yurt dışındaki bakış arasında nasıl farklar var? Hayvancılığa nasıl bakılıyor orada? Ben hala anlamış değilim bizim ülkemizdeki durumu biz neden bu kadar geriden takip ediyoruz yenilikleri hı hı. hala anlamış değilim. Şimdi bir kere daha iyisini görmediğiniz zaman elinizdekini iyi sanırsınız. Bizde yapılan projeler şu anda çok eski model projeler. Ama biz onları modern proje diye yapıyoruz. Çok eski model. Onlar 80'li yılların, Amerika'sında. Özellikle olan... ahırlardan mı bahsediyorsun? Evet, ahır projeleri için. Ahır projeleri için. 80'li yılların ahır modellerini biz hala Türkiye'de çok modern ahırlar diye yapıyoruz. Onlar geldi geçti. Biz hala oradayız. Niye bu, bu kadar uzaktan takip ederiz? Neden e, o, o insanların yaptıklarını daha yakından takip etmeyiz? Teknoloji var. Hı hı. Bugün burada yaptığınız her şey Amerika'da. Amerika'da olan her şey burada görünüyor anında. Evet. Anında yani hiç vakit kaybetmeden. Niye almayız? Niye bu konuda ısrar hatta ve inat ederiz bilmiyorum. Ama inanın o 80'li yılların modellerini burada hala çok modern çiftlik diye birbirimize yutturmaktan artık vazgeçelim. Oranın e, gelişmelerini takip edelim. Ben Amerikalı arkadaşlarım diyor ki biz yapıyoruz diyor siz niye bizim yaptıklarımızı kapmıyorsunuz? Kapın işte ne güzel bak biz yapıyoruz sizin için bir çeşit arge gibi araştırma Hı. geliştirme ünitesi gibi çalışıyoruz. Beğenmiyoruz değiştiriyoruz. Bizde bir kere takıntı var yani bir yere takılıp kalma var. Daha önceki programlarda da bahsettim ben bunlardan biliyorsunuz takılıp kalmayalım yenilikleri takip etmekte fayda var adamlar bizim için ellerinden geleni yapmışlar bu Amerikan görüntüleri bakın Hı -hı. bu çok enteresan çiftlik görüntüleri bir kere şur iki şeye dikkat edin burada duvar olmadığına kesinlikle duvar olmadığına dikkat edin yanlarda başka dikkat edilecek konular daha var biraz sonra. Çok önemli bir şey söyleyeceğim ama bir birkaç pro, birkaç tane geçsin. Hı hı. Görüyorsunuz duvar yok hı hı. Ee, ve bunların üstleri tamamen açık. 60 santim açıklık var bunların üstlerinde. Sadece çoğunda bir e, kafes teli gibi kuşlar oradan girmesin diye yapmışlar ama açık. Hı hı. Bir daha değişik bir şey. Bakın bu kapalı bir ahır değil mi? Evet. Kapalı. Şimdi bu kapalı ahırda e, 1200 metre ahırın boyu var. Yani bir kilometreden fazla. 1200 metre ahırın boyu var. Önlerinde sürekli yem var. Buna dikkat edilsin lütfen. Bakın kapalı ahır ama nasıl havalandırma var görüyorsunuz değil mi? Kapalı ahır yapın. Problem yok. Ama böyle havalandırma yapmıyorsunuz. Ama kapalı ahır seviyesiniz. Hem ahırınız kapalı olacak hem havalandırmanız olmayacak. Birer adam boyu fan var bunların. Adam boyu fanlar dizili bakın. Bakın lütfen. Hı hı. Şu fanları koyun. Siz de yapın. Hocam o zaman e, biraz da şu var. Ana fikir olarak düşünürsek sanırım biz kalıp bakıyoruz olaya. Yani kapalı ahır bir kalıbımız var, onu yapıyoruz. Açık bir kalıbımız var, onu yapıyoruz. Sıkıntı burada gibi görünüyor ama. böyle biz kapalı ahır seven bir memleketiz ne yazık ki. Ben yıllardır uğraşırım. Ama şu güzelliğe bakın. Bir kere şu iyice bir bakın. Hayvanlar ne yapıyor? Çoğunluk yatıyor. İnek yatacak. Yatması için yattığı yerde ağırın havası da konforlu olacak. Ahırın havası konforlu olmazsa hayvan yatmaz. Bakın ayaktaki hayvanlar ne yapıyor? Yemiyorlar. Bakın yemiyorlar. Önleri dolu. Bütün gün önleri dolu. Günün herhangi bir saatinde barınak içerisine girdiğiniz zaman önü boş bir an yoktur. Bir an yoktur. Karşıdakiler fanlar, tünel sistemi. Bu demin gördüğümüz başka o çapraz havalandırma sistemi bu tünel sistemi. Bakın bunun tünel sistemi olmasına rağmen karşıda fanlar var. Sol tarafa bakın koskoca fan var. Hı hı. Koskoca bir fan var. Yani onlar yetmiyor. Ayrıca fan koymuşlar. Çok güzel görüntüler. Şu görüntüleri Türkiye'ye aslında getirmek lazım ama bir proje çiziliyor. Yani resmen o projeler rezalet. Olacak bir şey değil. Nasıl bu kadar geriden olur? Duvar yok görüyorsunuz. Kaç senelerinde yapılmış. Duvar yok. Perde var. Bu perde bile belli zamanlarda sadece çekilir, kapatılır. Biraz sonra çok değişik manzaralar göreceğiz. Bakın. Hı hı. Hocam peki şöyle Bakın bak e, şu büyüklüğe bakın. Fanların büyüklüğüne bir bakın. Hı hı, ben e, savunduğum bir şey olarak söylemiyorum hı. ama genel olarak işte e, ülke şartlarından bahsediliyor. Mevsim şartları farklı deniyor. E, birçok aslında e, karşı çıkıl çıkılıyor bu sistemlere. Efendim illa karşı dersiniz? çıkacaksanız hı hı. palavra çok ama gerçekten karşı çıkılacak bir şey değil. Bakın bu burası Wisconsin eyaleti. Hı hı. Yani Türkiye'de birçok bir iklimin aynısı. Soğuk bir yer. Evet. Soğuk bir yer, kuzeyde yani bunun biraz üstü Kanada, bunun biraz üstü Kanada. Boşuna öyle e, hikaye anlatmasın kimse. Bakın şunları görün, çift kova sistemi her zaman anlatıyorum. İki kova hep önünde olacak ve dolu olacak. Biri su, biri yem. Bakın dışarıda hayvanlar, içerideki kovalara bak iki tane. Yem bu, bu yemi gör. Ay kim nasıl olmuş kim yapmış bu yemi? Hayvan bunu sindirir mi? İşte verilen yem, buzağı yemi bu. Buzağa başlangıç yemi bu. Hı hı. Bakın görüyorsunuz. Kaç tane ayrı yerden çektim. Buzağa başlangıç yemi bu. Hemen itiraz. Kardeşim itiraz etmeyin. Bu adamlar sizden çok daha yukarıda bir yerdeler. Görüyorsunuz havalandırma ve yukarıdaki boruları görüyorsunuz. Bu borulardan sürekli e, hayvanların üzerine su e, serpilir ve e, duştur. Sisleme değildir. Kesinlikle sisleme değildir. Pülverizasyon değildir. Duştur. Önünün dolu olduğuna hayvanların dikkat edin. Sol taraftaki e, şeylerin, e, pervanelerin, e, fanların ne kadar büyük olduğuna dikkat edin. Tepe açıklığına dikkat edin. Bakın tepesi açık. Görüyorsunuz tepesi ne kadar açık. Bunlar 60 santim açıktır tepeleri. Görüyorsunuz işte. Bu adamlar bu işi yapıyor. Yakından takip edeceğiz onların yaptığını çalacağız mı kapacağız mı ne yapacaksak yapacağız. Hiçbir şey de saklamıyorlar bizden. Görüyorsunuz arada bir gelip itiyorlar bu it, itme aletleri bu, hemen hemen. Peki ayakta hayvan var mı? Yok hepsi yatıyor. Hepsi yatacak. Yatan hayvanlarında yarısı her an geviş getirecek. Her an ahıra girdiniz 10 tane yan yana yatan hayvan varsa 5'inin geviş getirdiğini görmemiz lazım. Ama bizde ne oluyor? 10 tane hayvan var. Zaten yarısından çoğu ayakta ve geviş getiren de 3 tane. 7 tanesi havaya bakıyor. Ayakta duruyor. Bu hayvan para kazandırmaz. Yatacak ve geviş getirecek. Çünkü bunlar hepsi ineğin tabiatında var. İnek geviş getiren bir hayvandır ve inekler Tabiri caizse halk arasındaki deyimle inekler inek gibi yatar. İnekler sığır gibi yatar, inek gibi yatar. Halk arasındaki tabir doğrudur. Hocam, i̇nekler konuda, inek gibi yatacak. E, yatmasından hareketle aklıma da şey geldi bu gezinti alanları ile ilgili birçok programımızda biz de bahsediyoruz ama e, yeri gelmişken sizden gezinti alanı gördünüz mü? E, onu da ben de dile getirmek istedim. Hiç gezinti alanı yok mesela. Gezinti, gördünüz mü hiç gezinti Hı -hı. alanı? İnek niye gezsin? Niye gezsin? Bakın hiç gezinti alanı yok. Gezinti alanı olan çiftlik Wisconsin'de yoktur. Belki küçük bir kaç çiftlik böyle minik minik çiftliklerde belki vardır. Ama kapalı ahırda yaparsanız çok iyi bir fan sistemi kurmanız lazım. Hı hı. Gezinti alanı yok işte görüyorsunuz gezinti alanı yok. İnek niye gezsin? Yemini suyunu her şeyini biz önüne koyuyoruz. Yem aramak için gezer belki inek. E, yemini de biz getirdik önüne. Niye inek gezsin? İneğin gezmesiyle ilgili bir ihtiyaç da yok. Basit de gezecek de ayakların yok, tırnakları falan yok kardeşim. Tırnaklarını yılda iki kere tımar ettireceksiniz. Gelecek adam tımar edecek tırnaklarını. Öyle sizin gezinti yerindeki yürümekle bunların tırnakları aşınmaz ve düzelmez. Tırnakları düzelmez. Hı hı. Bu iki kova sistemini özellikle çektim. Çift kova. Ve dolu olacak. Kovanın varlığı önemli değil. İçinin dolu olması önemli. Bakın buzağların ilk 30 gün kesinlikle teması yok birbiriyle. Bakın teması yok. Oradan onu yalayamaz. Oradan onu yalayamaz. İlk 30 gün kesinlikle temas etmeyecek birbiriyle. Ve altlıklarını ya sık sık temizleyeceğiz ya da ıslah edeceğiz. Biz gezintiyeri yapıyoruz. Yapmayalım demiyorum ama. Sizin o gezintiyerleriniz pis. Kuru ve temiz sistemini bozuyorsunuz. Ha illa yapacaksanız gelin size öğreteyim nasıl ıslah edeceksiniz. Altlıklarını ıslah etmediğiniz sürece gezinti yerleri mikrop yuvasıdır. Çünkü kuru ve temiz sistemini bozar. Bizim en çok istediğimiz konu neydi? Her zaman kuru hmm. ve temiz. Gezinti yerleri kuru ve temiz olmuyor çoğunlukla. Ve orada da hayvan geziyor. Niye gelsin? İçersini beğenmediği için. İçersini beğenseydi orada gezmezdi. Yemlik burada, suluk burada. Dışarıda niye gezsin hayvan? Bu önünün sürekli dolu olması, havalandırma olması. Bunlar çok 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 önemli konular. <laughs> Eğer önünü boş bırakırsanız ve sonra yem koyarsanız o boş kaldığı andan itibaren hayvan yeme saldırıyor. Burada herhangi bir ahırda Önünün boş olduğu bir zaman dilimi yoktur. Sadece bir süre sonra yemlek uzaklaşır, onu getirip iterler. Kapalı ahır yapmayın demiyorum. Yapın ama böyle yapın. Var mı? Böyle ahır var mı? Yok. Var mı böyle ahır? Yok. Kapalı işte. Evet. Kapalı. Şimdi biz çok seviyoruz kapalı şeyi. Duvarı var çok seviyoruz. Tamam kardeşim çok da seviyorsanız yapın. Böyle bu adam boyu fanlardan kaç tane koydunuz? Yeteri kadar var mı fanımız? Yeterince havalandırabiliyor musunuz? Tepesi açık olacak. Kesinlikle fener çatı da yok. Bakın fener çatı derler hani böyle evet. bir o, o da yok. Ve günün birkaç saatinde böyle iteceksiniz yemi. Bu yemli itmek bile hayvana bir davetiyedir. Ye, yem geldi yeni yem var gel koş sen de faydalan yeni yem dağıtıldı. Ne diyoruz biz? Açık büfe. Hı hı. Açık büfeyi bu şekilde yapmak lazım. Bakın yatan hayvanları görün. Yattığı yerleri görün. Bunların çok sevdiği konu kumdur. Çünkü kum inorganik bir maddedir. Hı hı. Organik madde değildir. Şeyi tutmaz. E, mikrobu tutmaz. Mikrop barındırmaz. Ama... E, kum da tabi zaman içerisinde gübreye karışır. Kumla ilgili birçok soru geliyor hocam. E, temizliği nasıl olacak ilerleyen dönemde e, yattıkları yerdeki kumları nasıl yenileyeceğiz vesaire tarzı. E, aslında anlatırım. bir yönelim var. Dilerseniz dile getirelim. Yani Bakın gelmişken. burada tabi kum zaman içerisinde bir kısım kum gübreye karışır. Hı hı. Bunların iki yöntemi var. Bir tanesi ya yeni kum alırlar kamyonlarla kumlarını yenilerler hı. ya da bir aletleri vardır. Kumla gübreyi ayırır. Tekrar <laughs> ...recycle dediklerini tekrar kullanırlar. <laughs> İkisi de mümkün. Kumu... E, o ...kum koydukları için... ...bizdeki scraper, sıyırıcılar... ...orada yoktur. <laughs> Traktörün ya önünde ya arkasında... E, ...şey vardı... ...sıyırıcılar vardı, traktörler temizler. Çünkü scraper burada... ...yani bizim bildiğimiz... ...sıyırıcılar dayanmaz. Bunlar da kuyrukların boyalarına... ...lütfen dikkat edin. Bu boya ve tohumla sistemi... Amerika'da şu anda en yaygın kızgınlık kontrol sistemidir, kızgınlık takip sistemidir. Boya ve tohumla. Hayvanların birbirine atlama hareketinden. Tabii o, bunun sırtındaki bir bu kuyruk üstünü boyarsanız, ertesi gün aynı saatte bakmak koşuluyla. Burada bir sistem var. Günde bir kere bakarsınız. Çünkü biz zaten kızgınlıkları takip edemiyoruz. Bugün ben hiç kızgınlık kaçırmam dediği çiftlikte en az yüzde otuz kırk. En dikkatlisinde en az yüzde otuz kırk kızgınlıklar kaçar. İsteyenle deneriz. İsteyen çiftlikle gelelim deneyelim. Kızgınlıkları takip edemiyoruz. Gerçi şu an bizi izleyen çiftlikler küçük çiftlikler ne yazık ki. Ama onlar da kaçırıyor olabilir. Büyük çiftlikler kesin kaçırıyorlar. Bu kuyruğunu boyarsınız kırmızıyla. Ertesi gün aynı saatte bakarsınız. Ve gör, gördüğünüz manzaraya göre karar verirsiniz müsaade etmiş mi? Duru vermiş mi? Hı, hı. Duru verdiyse kızgındır. Tohumlarsınız hemen. Durmuş. Durmak demek gel beni tohumla demektir. Çok belirgin. İnek de yapmacık yoktur. İnek yapmacık yapmaz. İstiyorsa boğayı belli eder. Belli etmek ne demektir? Duru vermek. Durduğu anda gel beni tohumla ben hazırım demektir. Onu tohumlarsınız. Her gün aynı saatte bir kere bakmakla bir kere çok basit bir iş yapmış oluyorsunuz. Günde öbür türlü dört kere belli fasılalarla ve en az yirmi dakika yarım saat gözlem yapmanız lazım. Kaçırmamanız için. Aslında maliyetsiz de bir sistem sonuçta bir tane boyaya bakıyor. Bir boya. Yani. Bakın ineklerde bunlar işte görüyorsunuz. Hı. Orada kuyruklarını keserler biz bu kuyruk kesmeyi öğrendik biz. Çünkü Türkiye'ye gelen ithal hayvanlar böyle kuyrukları kesik geliyor çoğunluğu. Çünkü bunlar e, kuzeyden gelen hayvanlar. Kuzey yani Wisconsin, Pennsylvania, Michigan tarafında keserler. Ama mesela Kaliforniya'da kesmezler. Görüyorsunuz kırmızı. Fanlara dikkat edin. Fanların sıklığına dikkat edin. Ne demiştik? Çapının 10 katı aralıklarla fanlar dizilecek. Şu fanın büyüklüğüne bakın. Bu Aynı zamanda tünel sistemi yani öbür ucunda fan sistemi var. O yetmemiş bir de bunu koymuşlar. Havalandırma budur. Eğer bu havalandırma sistemini yapabiliyorsanız siz de kapalı ağır yapın. O zaman o sevdiğiniz duvarlara bir şey demiyorum. Ama bu sistemi yapmadığınız sürece hem de duvarların içerisine hayvanı kitlediğiniz sürece olmaz. Bakın bu 65 Fahrenheit. 65 Fahrenheit yaklaşık 18.5 derece. Hı hı. Ve bunu ben çektim. 65 Fahrenheit'ta 18.5 derecede bütün fanlar çalışıyordu. Bütün fanlar çalışıyordu. Yani düşünün 18.5 derece oluyor bizde. Bir de diyorlar ki sen bilmezsin bizim oranın rüzgarını. Bizim orada öyle bir rüzgar var ki fırıl fırıl uu, uçurur. Öyle bir şey yok. Şaşırırsınız. 65 derece sıcaklıkta fanlar çalışıyor. Yani ben bile şaşırıyorum. 65 de Fahrenheit, 18,5 derece hı hı. eder. Ve fanlar hiç durmadan çalışıyor. Bir tek ne yok o anda? Duş yok. Duş ne zaman? 22, Hayır, 23, 23, 24 olunca duşlar da devreye gidiyor. Ve insan eline bağlı değil, kontrol paneline bağlı. İnsanlar ihmalkar olur. Biraz sonra yaparım der. Ne olacak şimdi der. İnsanlara bağlı değil, kontrol paneline bağlı. Her şey ayarlanmış, kontrol paneli kontrol ediyor. Hem de işçiliği azaltıyor tabii bu sayede. Her şey yapıyor. Bir de bir şey eğer bu alete bağlıysa aletin kendine göre bir zekası yoktur. Ne yazdıysanız Hı -hı. o olur. Yanlış yazarsanız yanlış olur. Adam 18.5 derecede fanları çalıştırıyor ama duşlar çalışmıyor. Ne zaman duşlar 23, 24, 25 olunca çalışıyor. Her şeyi oraya yazmış. İnsan eline bırakırsanız oğlu ihmal eder. İhmal ediyor ve o ihmalden so sonra hayvan bunalıyor. Düşünün amonyakla, metan gazıyla, hidrojen sütfütle, bilmem neyle kirlenmiş bir ahır içerisinde ee, bu hayvan rahatsız oluyor. Rahatsız olunca gezinti yerine atıyor kendini. Gezinti yerinde kirlilik diz boyu. Biz de onu ters yorumluyoruz aslında. O ne güzel gezinti yerini kullanıyor diyoruz hayvan ama. Halbuki o içeriden kendini dışarı atıyor. Dışarı atıyor. Hava istiyor. Hava istiyor. Şimdi benim yaptığım doğru diye inat edersek. Bu adamlar 100 pound süt alıyor günde. Hı hı. Bu gittiğim çiftlikler. 4-5 evet. tane büyük çiftlik gezdim. 100 pound. 100 pound 0.453 ile çarpacaksınız poundu. Hı hı. 45 litre de. Ortalama çiftlik ortalaması. 45. Bunların içerisinde 70 kilo veren çok hayvan var. Çiftlik ortalaması 45 litre. Döl tutma aralığı, buzağılama aralığı 13 ay. 13 ay. Yani bu kadar ileride bir sistem var ve siz hala inat edeceksiniz ki gezinti yeri Yapın. Gezinti yer yapmayın demiyorum ama onun ıslahını yapacağız o zaman. Gezinti yerini ıslah edelim gelin yapalım. Hocam sohbet güzel gidiyor ama e, kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu Lazım ben kaptırdım geldik. gidiyor. <laughs> Siz kaptırdınız gidiyorsunuz ama aslında hocam e, güzel bir iş yapıyoruz bugün. Ben e, mutluyum bu yaptığımız programdan. Çünkü her zaman bahsettiğimiz şeyleri hem görsel olarak dile getiriyoruz hem de e, yurt dışından örneklerle bir kez daha insanlara doğrusunun bu olduğunu gösteriyoruz. Yani elimizde sağlam e, materyallerle bir şeyler anlatıyoruz. O yüzden e, güzel bir program oluyor. İzleyenlerin de e, Aradan sonra zor. devam edelim. Değerli izleyenler kısa bir ara veriyoruz aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler reklam arasından sonra programımıza devam ediyoruz. Hocam aslında birçok konudan bahsediyoruz. Çok da fazla bugün kategorize etmek istemiyorum ben. Zaten her konu birbiriyle bağlantılı. Evet. Beraber gidiyor ama atlamayalım diye hayvanlıklarından biraz da bahsetmek istiyorum evet. ben. Ülkemizde biliyorsunuz hep bir teke doğru yönlendirme bu konuda da var. Evet. Her konuda olduğu gibi. Ne diyorsunuz? Evet. Hangi hayvanlar var? Hangi tamam. nerede hangi hayvanlar var çok diyeyim. Çok doğru. Çok doğru. Güzel bir konu. Şimdi bakın e Amerika çok sistemli bir ülkedir. Hepsini bir yere yerleştirmiştir. Hı hı. Bir kere Amerika şeyi sevmez. Kombine ırk diye bir lafı sevmez. Hı hı. Kombine ırk lafını hiç sevmez. Hı hı. Neden? Aslında bizim en sevdiğimiz laftır. Ha, biz her seviyoruz, şeyi yapan... her şey istiyoruz ama hiçbirini tam bulamıyoruz. Aslında sadece hayvanda değildir değil mi? Her şeyi yapan insan bizim için değildir. Tabii tabii. Onlar aksine branşlaşmayı Severler, Hı -hı. branş olacak ve ihtisas olacak. Bir kere fuarın kendisi ihtisas fuarı. Hı -hı. Şöyle anlatayım size. Bu bu Bunda görülenlere mesela bunlar Amerika'da böyle e, bu ırkı e, pek göremezsiniz. Hı -hı. Almanya'dan e, Almanya'danlar bu, bu ırkı Hı -hı. göremezsiniz. Bunlar Avrupa, onlar bu ırka e, Avrupa e, simentali di, diyorlar. Avrupa simentali diyorlar. Onlar Simental'i değiştirmişler. Etçi bir ırk haline getirmişler. Orada biz bu, bu tip simental çok az. Hı. Var da hani fazla değil. Bu Avrupa tipi simental e, orada da yani kombine bir ırk diye geçiyor ama giderek azalmış. Sebebi kombineyi sevmezler. Sütçü Sütçüyse sütçü, etçi etçiyse etçi. İşini tam yapacak yani. Hepsi işini Hı. tam yapacak. Fuardan da belli. Amerika'da Etçi sığırlarla ilgili, etçi ırklarla ilgili fuar Denver'da, Colorado'nun başkenti Denver'da yapılır. Her yıl Ocak ayının son haftası yapılır. Tamamen etçi sığırlarla ilgilidir. Orada sütçü hayvan yoktur. Bu Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da yapılan bu en son benim gittiğim çiftlik şey e, fuar e, tamamen sütçü sığırlara aittir. Hı hı. Orada da etçi ırklar yoktur. Sütçü da altı tanesini seçmişlerdir. Altı tanesini seçmişlerdir. Sütçü şorton var. Bir de etçi şorton vardır. Ondan ayırmak için sütçü şorton var. Gönsey var. Türkiye'de bilinen bir ırk değildir. Görnsey. Jersey var. Me Türkiye'de Zaten bilinen. Biliyoruz. Brown Swiss yani Montauk dediğimiz ırk. Holstein var. Bir de Ayşay var. Ayşay sütçü ırk Hı -hı. olarak seçtikleri bunlar. Onun dışında hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Sütçü ırk altı tanedir. Yedinci bir sütçü ırk, yani bu, bu boyutta yoktur. Vardır tabii de bu boyutta yoktur. Yedinci bir sütçü ırk yoktur yani. Altı tane branşı süt olan, inek seçmişler, branşı süt olan. Onun dışındakileri e, burada yarışmalara falan sokmazlar, göstermezler. Bunlar Ayşar. Şunlar Ayşar. Yani bunlar yine 10 ton süt veren, ırklar ama Holstein'in yanında az sütlü. Neden? Sütçüler de kendi arasında sütün kalitesine göre o zaman sınıflandırılıyor. Yağ oranına vesaire. Ya komponent dedikleri, Hı -hı. komponent dedikleri sadece yağ değil biliyorsunuz. Ayrıca ha, protein aynen. falan da var. Bunlar genelde komponent ırkıdır. Süt verimleri 10 tonun altında değil. Yani 10 tonun üstünden ama Holstein'in yanında az kalıyor. Holstein çünkü Hı -hı. yüksek. 10 ton süt verir bunlar ve bunlar komponent ırkıdır. Yani bunun Proteini öndedir. Yağı öndedir. Miktarı hoşdaynından biraz azdır. Yani şimdi hoşdaynı tutmaz. Ama eğer bir peynir fabrikasına süt veriyorsa ve yağdan ve proteinden de e, yani komponentleri, sütün bileşenleri diyelim buna, sütün bileşenleri yönünde de prim alıyorsa hı hı. Bu, bu hayvanları kullanır. Bir de onlardaki sistem bizden değişiktir. Bizde ee, genelde bir ortalama fiyat vardır. Ortalama fiyattan senin ineğinin yağı çok, az biraz yağ primi verir. Evet. Senin ineğinin proteini çok, biraz protein primi verir. Bizde protein primi yok bildiğime protein göre. Protein yok, yağ yani, oranına göre biraz bakın, fark ediyorum. Bunlar hazırlanmış şeye giriyor, yarışmaya gidecek. Hazırlanmış, <laughs> kapının önünde yarışmaya gitmek üzere bekliyor. Şu hayvana bir bakın, 10 ton süt veriyor diye, orada az süt veriyor diyorlar buna. 10 ton süt veriyor, yılda az süt veriyor. Ayşe. Neden? Holstein'a göre az. <laughs> Holstein'a <laughs> göre az. Bakın şu güzelliğe bakın. Yani bunlar hazırlanmış biraz sonra yarışmaya çıkacaklar. <laughs> evet. Yarışmadaki o titizlik, o yarışmadaki o titizlik insanı hayran bırakıyor. <laughs> o hakemlerin, jürinin şeyi, titizliği ve o hayvan sahiplerinin o dikkati, bütün hepsinin ellerinde kitaplar, daha önceden basılmış kitap haline getirilmiş. Bunların 4-5 nesil secereleri, pedigrileri <laughs> ve orada işte kim birinci gelecek? Çünkü buradaki birincilikler daima paraya döner. Yani buradaki birincilik basit güzellik yarışması değildir. Paraya döner. Neden? O çiftliğin düveleri, inekleri burada yani dünya süt sığırcılığı fuarında dereceye girmişse o çiftlik dışarıya son derece İyi paralara boğa adayları ve e, düveler satabilir. Boğa adayları. Hı hı. Mesela orada biz görmüştük. E, üç tane bir çiftlikte boğa adayı olan 6-7 aylık danalar ayırmışlardı. İkisi bir boğa istasyonuna, biri de bir boğa istasyonuna satılmıştı. Ve 11 bin dolardı tanesi. Daha 6 aylık ama... Anne baba pedigrileri gayet güzel. Hı hı. Boğa istasyonu gelmiş beğenmiş parasını ödemiş. Orada duruyorlar bir kısa bir süre sonra Boğa istasyonuna gidecek. 11 bin dolar. Neden? Çünkü biliyorlar. Bakın şu güzelliğe bakın. Şu, şu manzaralara bakın. Buraya gelebilmek için bu hayvanlar kendi eyaletlerinde birinci olmak zorunda. Kendi eyaletlerindeki yarışmalara katılabilmek için önce kendi kasabalarında birinci olmak zorunda. Hı. Dünya Süt Sığırcılığı Fuarı'nda podyuma çıkabilmeleri için de onları geçiyor olması lazım. Geçiyor olması lazım ve bunlar en üst kategori değildi. Daha bunun üst kategorileri de var. Yani bir üst kategorisi daha var. En üst kategori değildi. O hayvan sahipleri veya gezdirenler hayvanı hakemin gözünün içine bile bakamıyorlar. Böyle dikkat içerisinde. En ufak bir hata olmasın diye. Bakın burada Hayvanlar önce işte gezdiriliyor demin Almanya'da da gördünüz. Hı hı. Yani hocam aslında şöyle bir toparlarsak bu iş bir kültür olarak yapılıyor diyebilir miyiz? Tamam inek kültürü. Hı hı. Zaten yabancıların bizde en eksik bulduğu konu bu. İnek kültürü. İnek kültürü diyorlar sizde inek kültürü yok. Geliyorlar bakıyorlar bize sizde inek kültürü yok diyorlar. Önce bir inek kültürünü almamız lazım. Biz tabii aşırı e, geriye bağlıyız. Geriye çok bağlıyız. Aşırı. Yani yenilikleri almakta çok gecikiyoruz. Ve biz yeniliği alıp da onların hizasına geleceğiz derken onlar birkaç fersah öteye gidiyor. Tabii ben bunları niye anlatıyorum? Niye anlatıyorum? Kıskançlıktan. Yani benim <laughs> şeyim yani durumum kıskançlık. Neden? Neden onlar da var da bizde yok? Neden bizde olmasın? E bizde olsun diye anlattığımda bakıyorum projeler yapılanlar olup bitenler hep geriden geliyor. Şu ülkedeki hayvanlarla bizimkiler kıyas edilmez. Onlar bizden öğrenecek değil, biz onlardan öğrenecek durumdayız. Hı hı. Bakın fuarla ilgili bir şey daha çok dikkatimi çeker benim her sene bir koridor eğitimle ilgili bir koridor eğitim şirketleri, okullar, kurslar. Müthiş derecede kurs var. Suni tohumlama kursu var mesela orada. Hı hı. Çiftlik sahibi ya kendi gider ya oğlunu, kızını gönderir ya da kahyasını gönderir çiftliğindeki tohumlamayı yapmak üzere. Yani hı. kurs ama kurs evet. görecek. Kurs görecek. Kendi çiftliğinin tohumlamasını yapar, kurs görecek. Yapmıyorsa kendi çiftliğindekini yapmıyorsa bir grupla anlaşır, onlar genelde teknisyendir. Çift çalışırlar, i̇ki, iki kişidirler onlar. Çift çalışırlar. Genelde boya ve tohumla sistemini uyguluyorlar. Son derece yayıldı bu sistem Amerika'da, boya ve tohumla sistemi. Çok yaygın bir hale geldi şu anda. Başka neler çok yayılmış? Mesela serinletme sistemindeki gelişmeler çok müthiş. Fanlar fanlar yetmemiş oraya, tünel sistemi buraya. Çapraz e, havalandırma sistemi koymuş, yetmemiş, yukarıdan büyük kocaman fanlar koymuş. Bir şey daha çok dikkatimi çekti, bu sürü yönetimi meselesi. Hı hı. Sürü yönetimi kursları var dışarıda. O kurslar hepsi be, bana gel, bana gel diye propaganda yapıyorlar. Hani eskiden bizim dershaneler gibi. Sürü yönetimi aslında önemli bir nokta. Bizde hep adı geçen ama içi boş olan kalmış. İçi boş bizde çünkü bir sürü yönetimi fikri yok. Sürü yönetimi fikri olmadığı için de her şey kendi başına ayakta dikiliyor. Sen Bunlar sürü hasta nasıl bir kombinasyon. yönetilir onu bilmiyoruz. Ha, mesela yemleme yönetimi. Hı hı. Yem nasıl yapılır, nasıl kıyılır, işte e, hangi partikül iyidir falan filan hepsinin kursları var. Hı hı. Kursa giderler. Hayvan sahipleri kendi gitmezse oğlunu, kızını veya kahyasını gönderir. Bunların hepsinin kursları var ve kurslar hepsinin standları var. Benim kursum daha iyi, ben daha güzel öğretiyorum diye propaganda yapıyor. Aslında olay şu Ve diye Ve iyi de para alıyorlar. Kurs parası alıyorlar. Ya e, paradan çok hocam ben olayın şu olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar aslında e, öğrenilip yapılabilecek şeyler. Çok fazla zor şeyler değil. Tabii Sadece de. biraz dikkat edilip yapılabilecek şeyler. Biz yani bunu de, Biz de buradan insanlar gönderip Hı -hı. eğittirebiliriz. Yani Burada bile zor, eğitebiliriz. Zor bir şey Sizin değil. gibi doğru Tabii, insanlar. Tabii eğittirebiliriz. Oradaki eğitimin temel noktası... Teorik ve pratik aynı zamanda. Evet. Mesela Sabahleyin diyelim pratik ders görüyorsa hı hı. o gördüğü pratik dersin akşamüstü de şey teorik dersin akşamüstü de pratiğini görüyor. Sabahleyin dersini görüyor diyelim. Öğleden sonra da çiftliğe gidip pratiğini görüyor. Sanırım aynı en yerde. eksik olduğumuz noktada burada ha, bizim. Yani böyle. o hı hı. teorik ve pratik aynı anda birleşiyor. Hoca anlatıyor diyor ki bakın size anlatmıştım ya diyor gelin şimdi gidelim çiftlikte aynısını hı. yapalım diyor. Ve çiftlikte işte ne lazımsa önüne arkasına işte karıştırma makinesine bilmem nesine partikül separatörüyle kontrolüne. Bu partikül separatörü var kontrol evet. ediyorlar. Bunların hepsini yapıyor. Ondan sonra dışkı dışkı yıkıyor. Hı hı. Yıkadıktan sonra bakıyor dışkıda ne kadar partikül kalmış. Bu partikül miktarı çok mu? Az mı? Bu hayvan bunu sindirmiş mi? Sindirememiş mi? Sindirememişse neden? Gerekirse işte iştiken beden numune alıp asidine bakma falan. Bunların tümünü bizzat yapıyor. Teorik değil. Teorik artı pratik. Ve çok iyi paralar ödüyor insanlar bunları öğrenmek için. Yetmiyor yıllık veya iki yılda bir büyük konferanslar toplanıyor. Yenilikleri paylaşma konferansları. Bu... Genelde şeyde Nevada'da olur, Reno'da. Hı hı. Reno, Nevada'nın bir şehri. Reno'da olur. Biliyorsunuz Nevada'nın en önemli şehri Las Vegas. Şey biliyorsunuz. Bu hı hı. Las Vegas'ın ufağı düşünün. Reno diye bir yer. Gene Las Vegas gibi çok büyük kumarhanelerin olduğu bir yer ama biraz ufak boylu. Orada 3 gün 3 gece yıllık yenilik paylaşma e, konferansları yapılır. West Dairy Konferans diye West Dairy Konferans diye geçer adı. Bütün orada iş yapan danışmanlar, hocalar, efendim büyük çiftlik sahipleri orada buluşur. Yine çok büyük paralar öderler. Ve yenilikleri son işte yıllarda ne yenilik geldi. Böyle yapıyorduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Ve birbirleriyle karşılıklı paylaşırlar. Ve üç ayrı salondur. Kimse kaçırmaz. Yani bu salonda verilen konferans ertesi gün öbür salonda verilir. Diyelim siz buna katılamadınız, başka bir konferansta izlediniz. Ertesi gün buna gelirsiniz. Kimse kaçırmaz çünkü para öderler. Para ödediği zaman da can kulağıyla dinlerler ve ertesi günde kaçırdığını bu sefer gider izler. Bu şekilde yenilikler efendim biz işte şu kadar bin hayvan üzerinde şu kadar yıl çalıştık ve şu sonuçları aldık. O el kaldırır der ki biz de böyle yaptık veya tersini yaptık. Şöyle olsa böyle olmaz mı falan diye müzakerelerini yaparlar. Çok güzel bir bilgi paylaşımı olur. Bizde bilgi paylaşımı da çok eksiktir. Çünkü neden? Herkes kendi dediğini dikte ettirmeye kalkar. Herkes kendi dediğini dikte ettirirse eskiden kurtulamıyorsunuz yeni yeniliklere adapte olamıyorsunuz hı hı. yeniliklere adapte olmanın yolu e, büyük çaplı çalışmalar çalışmaların büyük olması lazım yani öyle işte 50 hayvanda bilmem 10 gün bir çalışma yapıl onlar değil yani 3000 hayvanda 3 sene süren bir çalışma düşünün yani tamamen sonuçları belirgin Sonuçların belirgin olduğu böyle ortaya çıkıyor. Eğer siz 50 hayvanda 20 gün bilmem ne yaptın falan bunlar Amerika için değersiz çalışmalar. Bizdeki çalışmalar böyle Türkiye'de. Yapılanlar hmm. böyle. Onun için orada işte 6 bin hayvanda 3 sene içerisinde yapılan bir çalışma sonucunu paylaştığı zaman birisi... ...herkes can kulağıyla dinliyor ve söylenenlere değer veriyor. Çünkü artık çok belirgin sonuçlar çıkmıştır. Evet. Biz artık bu mevcut sistemimizi değiştirmeliyiz. Bir kere ben her zaman şunu söylüyorum. İhtisaslaşmaya gitmeliyiz. Herkes süt hadi iyi, herkes aynı yere. Herkes bilmem ne hadi iyi, hepsi aynı yere. Herkes simantal hepsi aynı. Şimdi biz de ırk değiştirerek Kurtuluş arıyor herkes ırk değiştirerek. Hocam aslında canlı yayınlarımızda bize birçok sorular geliyor biliyorsunuz ben de arada dile getiriyorum. İthalatla ilgili, besicilikle ilgili vesaireyle ilgili ama biz genelde yetiştiriciliğin püf noktalarını anlattığımız için canlı yayınlarımızda çok fazla yer veremiyoruz. Ama bugün madem bir sohbet ortamındayız, bir... Genel konuşuyoruz konularımızı. O zaman biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi insanlar bizi yanlış anlamasın. Burada damızlıktan bahsediyoruz, sütten bahsediyoruz. Evet. Sağda da görüyoruz biz birçok insanla paylaşıyoruz. Süt fiyatlarından herkes yakınıyor ama aslında branşlaşma bize bunu sağlayacak değil mi? Yani hepimiz süt üretmek zorunda değiliz. Etçi ırk hayvanlar da lazım bize besçilik için. Sütçüler süt için lazım. Bunun ayrımını aslında yapamadığımız için bugün besilik hayvan sıkıntısı çekiyoruz. Bugün et fiyatlarından yakınıyoruz. Aynı şekilde bir dönem biliyorsunuz sadece süte yönelik bir kampanya yürütüldü, bir politika geliştirildi. Bu sayede de Holstein ırkı çok fazla yayıldı ama şimdi bakıyoruz süte ihtiyacımız yok deniyor. Bu konularda da aslında dediğiniz gibi hayvancılıkla ilgili bir politika, bir branşlaşma yaşamamız gerekiyor. Evet. Bu bu, sıkıntılar bu konuları, bu konuları için. E, bin kere anlatsak işler düzelmiyor. Neden? Bir kere yol gösterici olan devlettir bizde. Hı hı. Bizde yol gösterici olan devlettir. Neden? Çünkü prim sistemi diye bir sistem var. Evet. Prim sistemini nereye doğru çekerseniz hayvancılık da o tarafa doğru gidiyor. Süte prim verirseniz herkes süt hı hı. istiyor. Çünkü... Sütün bir litresine şu kadar prim verdiği dediğiniz zaman herkes süt işi yapar. Bizde bilmiyorum diğer sektörleri bizim sektörde herkes devletin gözünün içine bakar. Devlet neyi destekliyor? Bu destekler e, ne yönde? Ne yönde ona bakar. Herkes ona bakıyor şu anda. Bu prim sistemi artı bir de e, para sistemi yani ödeme sistemi. Hı hı. Ödeme sisteminde bizden sağlıyor. demin anlatıyorduk, ya, anlatıyorduk yarım kaldı Bizde hı hı. bir ortalama fiyat var. Senin yağın çok aferin. Kuru madden düşük aferin falan diye yukarı çıkıyor. Onlar da tam tersi. Orada bir baş fiyat var. Bir baş fiyat var. 100 litresi bu kadar. Taban fiyat diyebilir miyiz? Olması gereken fiyat. Evet belki hı hı. öyle. Ya, bir, ama esas evet. oradan aşağı gider. Oradan aşağı gider. Diyelim ki 100 litresi 20 dolar dedi. Hı hı. Atıyorum. Senin yağın düşük çıktı. Keser. Somatik hücren yüksek çıktı. Keser. Proteinin düşük çıktı. Keser ve sen o fiyatı alamazsın. O zaman gidersin. Ya benim somatik hücrem niye ee, yüksek? Bak ceza yedim. Somatik hücren düzeltirsin. Yağım düşük çıkıyor. Ha yağın neden düşük çıkar ya? Hayvanların asidozdur ya da kullandığın boğa ile ilgilidir, ırkla ilgilidir mesela öyle çiftlikler ben çok bilirim. Yağdan ceza kez almamak için bir sürü de jersey koyar kenara. Hoşten sürüsü burada, jersey sürüsü burada. Yan yana koyar. Veya hoşten jersey melez yapar. Yüksek yağ için, primi kaçırmamak için. Primi kaçırmamak için Hı. onu yapar. Ve o jersey sütünü de hoşten sütüyle aynı kaba döker. Ceza yemez. Protein yine aynı şekilde. Protein almak için mesela pro, e, komponent ırklarını, bileşimi yüksek olan ırkları bir kenarda tutar. Holstein ırkının yüksek süt veriminden onların da komponentinden yararlanır. Hiçbirimi kaçırmaz. Mantık olarak şu var aslında benim anladığım Hı -hı. buradan. İnsanları iyiye yönlendirme var. Yani sen bu işi e, kötü yapıyorsun ama hani al sana bu para değil. En iyi yapan şu parayı alıyor. Sen de iyi yap sen de o parayı al. Bizde, Mantık bizde bu. Bizde sütün kalitesiyle ilgili bir Herhangi prim bir fiyatlandırma sistemi yok zaten. var mı bilmiyorum ama yani varsa da tek taraflı işliyordur. Aynen öyle. Hı. Sanayiciler sadece büyük çiftlikler arasında <laughs> Tek taraflı işliyordur. <laughs> Aynen yani öyle. tek taraflı işliyordur. Onun için bu işleyiş sistemi bize gelmeyecek gibi geliyor bana. Yani ben biraz umutsuzum bu Hı -hı. konuda. Diğer yandan komponent ırkları ırklarını kullanıyorlar ki orada e, en çok kullanılan konu peynirdir ve peyniri Amerikalılar pizza ile tüketir. Bizim gibi kahvaltıda peynir yemezler kesinlikle. Herhangi bir kahvaltı sofrasında peynir yoktur. Herhangi bir kahvaltı sofrasında peynir olmasına da çok şaşırırlar. Türkiye'ye gelen yabancı uzmanlar Peynir ve zeytin gördükleri zaman kahvaltı sofralarında müthiş şaşkınlığa düşüyorlar. Öyle kahvaltı sofrasında domates, salatalık, peynir, zeytin kesinlikle göremezsiniz. Yani reçel, bal, tereyağı falan görürsünüz. Hı hı. Ve çok şaşkın bir şekilde dönüşte anlatıyorlarmış. Ya Türkler çok enteresan ya. Zeytin yiyorlar ya sabah sabah. Peynir yiyorlar ya sabah sabah. Onlar zeytin, peynir, kokteyl de şurada burada yerler. Ne zaman... E, Peyniri tüketirler pizza'yla. Büyük oranda pizza'yla tüketirler. Onun için peynir fabrikaları, peynir işi yapan e, süt fabrikaları genelde prim öderler e, proteine ve kuru maddeye. Yani yağsız kuru maddeye prim öderler, proteine prim öderler. Ayrıca e, yağa da prim öderler. Ve o primleri de kaçırmamak için, kaçırmamak için herkes ona göre bir komponentini nasıl yüksek tutarım diye uğraşır. Bizde gelmeyecek bir şeymiş gibi geliyor bana bu. Olmayacak bir şeymiş gibi geliyor. Bunların insanların kendi kafalarına göre değil. Sistem oturmuş. Bizde sistemi kim oturtuyor? Devlet. Devlet diyor ki buna prim veririm. İşte litre başına diyor. Litrenin bir şeyi var mı? Yani kalitesiz olmuş, kaliteli olmuş. Litre. Yani demek ki Önce bir süt tarifi yapacaksınız. Süte bir tarif yazacaksınız. Şu proteinli, şu yağlı, şu bilmem neli, bu, bu süt budur diyeceksiniz. Süt budur derseniz ona göre de bir prim sistemi oturtursanız zaten ötekiler onun peşinde gidecek. Vermiyorsunuz prim. Al kardeşim sen de al. Sen de bu proteini, sen de bu yağı tuttur. Sen de bu yağsız kuru maddeyi tuttur. Sen de prim al. Bizde var mı böyle bir şey? Yok. Yani bildiğime göre yok. Varsa da tek taraflı çalışıyor. Hocam sohbet güzel ama e, son bölüme geçmek için bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Bu bölümü de tamamladık. E, kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine fuarlarla yurt dışındaki hayvancılıkta devam edelim. Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra son bölümümüzle devam edeceğiz. Değerli izleyenler, reklam arasından sonra programımıza devam ediyoruz. Hocam bugün biliyorsunuz şu an canlı yayında olmadığımız için daha önceden sorularımız geliyor. Bu soruları biz zaten size iletiyoruz ama bildiğiniz gibi artık geleneksel bir sorumuz oldu. Video sorularımız var. Video, Bu tabii video dinleyelim. sorulardan bir tanesini izleyelim. Ondan sonra dilerseniz cevabını alalım. Ben Konya Kulu'dan üretici bir arkadaşım. İsmim Hanife Kılınç. Tayyar Hocama ben şunu sormak istiyorum. Genelde biz pazarlarda mal topladığımız için Topladığımız mallarda öksürme var. Hayvanlarda bayağı bir e, öksürme var. İşte hayvanlar dilini çıkarıyor. Biz bunların innesini falan yapıyoruz ama e, yine de e, zeyat verdiğimiz hayvanlar oluyor içinde. Tahir Hocam'a onu sormak istiyorum. İkinci sorumda da e, bu hayvanların dillerinde şişme oluyor. E, i̇ltihap duyuyorlar ama biz bunlara bir türlü bir e, önlem bulamadık. Tahir Hocam eğer mümkünse bu e, sorumuza cevap verirse teşekkür ederim. Hocam Hanifi Bey'den e, sorumuzu dinledik. Bu arada ben izleyenlerimize e, tekrar edeyim. E, bizim kameralarımızı, mikrofonlarımızı gördüğünüz her yerde e, sorularınızı gelip iletebilirsiniz. Bana veya diğer arkadaşlarıma e, bunların hepsini yayınlarımızda değerlendireceğiz. Hocam Hanifi Bey'i dinledik. Aslında öksürük pek çok e, izleyenimizden duyduğumuz bir soru. Hanifi Kılınç Konya Kulu'dan bu hmm. soruyu sordu ama... Demek ki e, bizim tekrara ihtiyacımız var. Çünkü biz bunları hep anlattık. Biliyorsunuz. Kendisiyle ben e, bir pazar dinine karşılaştım. karşılaştım. E, hayvan evet. pazarında çekimlerimizde. Bu e, şey solunum yolu enfeksiyonları hı hı. öyle diyelim. E, aslında e, iğnelerini yapıyoruz diye bir laf etti. Hı hı. O iğnelerini falan yapma sonra hasta olduktan sonra tedavi. Evet. Yani hasta olduktan sonra tedavinin bu konuda büyük bir faydası yok. Sebebi şu koşullar düzelmediği sürece bu öksürük her zaman devam edecektir. Hı hı. İki ana konu var. Bir tanesi pazarda hayvanların olması ki pazardan pazara hayvanlar gezdikçe zaten mikrop çorbasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunların mikrobik durumları başta bir tane pastorella ve virüsler. Fakat hala insanlar öğrenemedi ki bunun başlangıç noktası strestir. Kamyondur, nakliyedir. <laughs> başlangıç her zaman her zaman virüsle de değil, bakteriyle de değil. Stres de olur. Hala orada değiliz. Ne zaman hasta olur? Elimizde antibiyotik şişesi gezeriz. Ama bu bunlar nükseder zaten. Bunlar nükseder. En pahalı antibiyotikleri kullanırlar. Ve Yine de %20-25 nüks vardır. Koşullar düzeltilmediği sürece de bu işler böyle devam edip gidecektir. Ve antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Bizim tedaviyle bir işimiz olmamalı. Tedavi hem pahalıdır hem garanti değildir. Bakın kendisi de söyledi. Hı hı. İğnelerini yapıyoruz ama gene de kaybettiğimiz hayvanlar oluyor dedi. Hocam öksürükle ilgili gerçekten çok fazla <laughs> soru geliyor. Yanımıza gelen izleyicilerimiz de oluyor. Hepsine ekran taşımıyoruz çünkü zaten sık sık dile getiriyoruz. Ara ara ben yer veriyorum. Dediğiniz gibi birçok sefer stresten kaynaklı olduğunu söyledik. Bir de Hanefi Bey'in bir sorusu daha vardı. Dil şişmesiyle ilgili ama. Ona geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Hanefi Kılınca bunu anlatsan böyle karşılıklı otursak anlatsak e peki biz pazardan mal almayacak mıyız? Birinci soru. İkinci soru da e aldık malı damımıza götürmeyecek miyiz? Evet. Pazara gelmek bir nakliye. Pazarda bir günlük hayatın dışında bir olay değil Hı -hı. mi? Pazar Her gün pazara mı çıkar inek? Evet. Ondan sonra bir de pazardan satın alınanın ahıra geri e, götürülmesi. Şimdi bir kere nakliye var, bir pazar karmaşası var. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman peki Hanifi Kılınç... Pazardan mal almayacak mı? Alacak. Pazara malı götürmeyecek mi? Götürecek. Pazardan aldığı malı damına götürmeyecek mi? Götürecek. Demek ki bunlar eğer kaçınılmaz sonuçsa, kaçınılmaz sonuçsa, bu hayvanlar dama geldiğinden itibaren 3 ila 10 gün içinde, bu, bu kesin. Bizim işimiz şimdi bu Ortalama için. bir hafta içerisinde öksürecek, hiçbir tedbir almıyorsunuz. Hı hı. Ta ki öksürene kadar. Niye? Belki öksürmez. Hayır efendim, böyle bir kumar yok. Öksürecek. Peki hocam, o zaman şöyle yapalım. Hı? Hayvan aldık, getirdik. Evet. Ne yapacağız acaba? Hemen o hayvanın öksüreceğini biliyoruz madem. Hı -hı. Hiç kaçınılmaz bir sonuç. Öksüreceğini biliyoruz. Derhal anti stres uygulamalara geçeceğiz. Antistres uygulama nedir? İşkembesini çalıştıracağız. Yorgunluğunu gidereceğiz. Enerjisini yerine koyacağız. Ve kayıplarını yerine koyacağız. Kayıpları nedir? Büyük ihtimal kalsiyum, fosfor, manezyum. Efendim şu bu. İşkembeyi bir kere çalıştıracağız. İşkembeyi çalıştırmanın yolu işkembenin faydalı bakterilerini desteklemek. Değil mi? Anlattık değil mi daha önce? İşkembenin faydalı bakterileri çok önemli. Evet. Faydalı bakteriler iyi çalışmazsa işkembedeki sindirim iyi olmuyor. Bir kere faydalı bakterileri coşturacağız. Kaliteli kavayemler kaliteli kabayemler Hı. gerekirse mayalar efendim bunları coşturmak için ne lazımsa yapacağız. Evet. Ve bu bunu bir sistem haline getireceğiz. Sistem. Sistemde bir şey yok. Bir hafta bilemediniz 8 gün. Yani 7 veya 8 gün hayvanın önüne anti stres bir şeyler koyacağız. Bunları biliyoruz artık. Bilmeyen de varsa anlatırız. Anti stres koyacağız. Hayvanlar öksürmeyecek. Bizim derdimiz tedavi etmek değil tedavi her zaman başarılı değildir. Pahalıdır ve nükseder. Hala bunu öğrenemedik. Ta ki öksürene kadar. Şimdi öksürünce hiç o zaman o güne kadar o küçücük paralara kıyamayan, ah, onları gider kalemi olarak gören insanlar birdenbire hayvanlar öksürüp zatürre olmaya başladığında parayı pulu gözü görmüyor. En pahalı antibiyotik, en iyi ilaç nerede diye arıyor. Neden? Çünkü mal elden gidiyor. Mal elden gidiyor. Halbuki bunun kaçınılmaz bir sonuç olduğunu, yoldan gelen, pazardan gelen, nakledilen hayvanların öksüreceğini artık bilelim. Hala hayvanın sağlığıyla kumar oynamayalım. Şimdi ya öksürmezse öksürecek hiç yol yok. Hiç yol yok öksürecek. Nakliye demek öksürük demektir. Yol vurgunu demektir. Nakliye akabinde Hayvan ya er ya geç öksürecektir. Ya üç gün sonra öksürecektir ya on gün sonra öksürecektir. Ortalama bir hafta. Hı hı. Öksürmemesi diye bir şey söz konusu değildir. Onun için ne var ne olur yani hayvana bir destek verseniz yok. İlla öksürecek ki gözümüzle görecek bizim burnumuza sokacak o problemi. Biz ne zaman o problemle yüz yüze geleceğiz o zaman derde derman arayacağız. Ama zatürre zaten oldu. Ciğerler gitti. Siz kaybedilmiş bir savaşı acaba tekrar kazanır mıyım diye uğraşırken hem lüzumsuz para harcayacaksınız hem de o kilo alması için aldığınız hayvanlar kilo verecek. Hı hı. Bu kadar e, belirgin bir durumu hala göremiyor muyuz? Hala göremiyor muyuz? insaf? Yani insaf. Artık bunlar yani buzağa kayıplarında olduğu gibi bunda da Kumar oynamayalım hayvanın e, sağlığıyla. Hayvanın sağlığıyla kumar oynadığımızda biz kaybediyoruz kumarı. Sebebi kilo veriyor. Kilo alması is istenen hayvan kilo veriyor. Eski haline dönmesi için tekrar onu düzeltmeye çalışıyoruz. Para harcıyoruz. Parayı biz nerede harcayacaktık? Bunlara kilo aldırmak için yeme verecektik. E kilo veriyor ya hayvan. Yani yaptığımız iş doğru değil. Hala bunun... Ee, kumarını lütfen oynamayalım kaybeden biz oluyor sürekli İkinci konu bir de dili şişiyor dedi evet. şimdi ben tam anlamadım dili şişiyor meselesi ama bizim bir odun dil hastalığı diye bir hastalığımız var odun dil diyorlar odun dil e, dilin şişmesi bunu aktinobasilloz denen bir hastalık aktinobasiller basiller yapıyor bu aktinobasillerin antibiyotikle tedavisi var iotla tedavisi var bol miktarda iyotlu yem katkıları ve antibiyotikle özellikle penisilin streptomisin kombinasyonu antibiyotiklerle tedavi olur. Eğer odun dilse odun dil oluyor hastalıklar çünkü bu saman çöpünün ucuna bir mikrop yerleşiyor yerken oraya giriveriyor. veriyor, Dilini şişiriyor odun dil haline geliyor dil. Ve aktinomikozlar, aktinobasilozlar bu şekilde çıkar piyasaya. Genelde aktino mikozlar çene altında da domuz başı da yapan olur. Dili şişiren de olur. Bunun vakti zamanında hemen hızlı bir şekilde penisilin streptomisin kombinasyonu ve iot. iot. Bu şekilde tedavisi mümkün. Bunun önleyici tedbirlerini bilemiyoruz çünkü bu mikroper yerde var ve samanın ucuna yapışıp gelir. Samanı yerken de hayvanı yaparken ağzına batar. O batan yerden mikrop dile geçer. Dil odun dil halini alır. Odun dilin tedavisi de zor değil ama mümkün ama biraz erken davranmak lazım. Ve sistematik olarak da antibiyotiği kesmeden kullanmak lazım. En az bir hafta. Çünkü yarım bırakırsanız antibiyotiği bizde çok yaygındır. Bir biraz iyi oldu mu yarım bırakırız. Halbuki o yarım bırakmak demek mikrobu şımartmak demektir. Tekrar aynı hastalıkla karşılaştığında artık o antibiyotik o mikrobu öldürmüyor. Çünkü mikrobu bir kere şımarttınız. Bizim derdimiz mikrobun sırtını okşamak değil, öldürmek. <laughs> yarım bırakmayacağız. Eğer veteriner hekim dediyse bu antibiyotik bir hafta kullanılacak, dördüncü gün iyi oldu diye bırakmayacağız. Bir haftayı bitireceğiz. Tam şifaya kavuşmasını istiyorsak. Tam şifa demek yani mikrobun iyice öldürülmesi demek tam şifa mikropların her zaman e, biz birçoğunu öldürürüz ama birazı durur. Ertesi gün bir daha antibiyotik yaparız gene birçoğu ölür birazı durur. Hı hı. Ertesi gün gene yaparız falan ve en son tam şifa'ya kavuşur. Bu bir kere beş günden az olmaz ama aktinobasilloz gibi bir olayda yedi gün öneririm yedi gün öneririm yani. Bu bu dediklerime dikkat etmiyor çok insan. Bazen iyi haline veriyor antibiyotiği. Mikrobu şımartmayalım. Hocam e, soruya da cevap vermiş olduk. E, ben biraz da şu konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bugünkü aslında e, bu konuşma ortamımızı sağlayan bu hayvancılık fuarlarıydı. Evet. E, Kas Kasım ayı içinde de e, ülkemizde ve e, dünyada da çeşitli hayvancılık fuarları var. Evet bu fuarlar ne amaçla yapılıyor? Neden yapılıyor? Ülkemizde fuarcılık bayağı gelişti tarım sektöründe ama evet. hayvancılıkta halen çok fazla fuarlarımız yok. <laughs> e, yapılanlar da daha tam profesyonel Anladım. değil. Anladım. E, yurt dışında bu işler ne amaçla yapılır? E, burada ne amaçla yapılmalıdır? Tabii şimdi yurt dışında ki <laughs> fuar bir tanesi Eurotier var. <laughs> Hanover fuarı. Ben de hatta gideceğim şimdi ona da. E, gidenler olursa karşılaşırız. Biz fuarlara yenilikleri görmek isteyerek, isteyerek gidiyoruz ve alet edevat bazında yenilikleri parayla olan bir şey değil mi? Hı hı. Basıyoruz parayı alıyoruz. Bitti. Ama kafamızın içine bir şey sokmuyoruz. Bir şey kurduk diyelim ki ee, ağır kurduk çok modern olduğunu da iddia ederler. Böyle gider bazı hocam biz çok modern bir ahır kurduk derler. Modern falan değil. Hiç modern değil. Şimdi şu Türkiye'de ahır kuruyor, modern falan değil. Tamamen eski model işte bilmem ne bilmem ne ahırı hatta inat ederler. Bir de projede yok yoksa bile bir de duvar yaparlar. <laughs> Şimdi çok modern olduğunu iddia ediyor. Yarısına kadar duvar yapıyor. Yarım duvar da duvar. Bunu unutmayalım. Duvarsa yarım duvarda duvar. Hele hele o yarım duvara güvenip çok modern ahır yaptıklarını sanıyorlar. Hayır. Hayvan yattığı zaman o yarım duvarın da altında kalıyor. Yani yatma mesafesini evet. düşünürseniz o yarım duvarın da altında kalıyor. Ve o yarım duvarlı yerler, bende çok fotoğraf var. Yüzlerce fotoğraf var. Hepsi ineğin yaşamına aykırı. Ama yapıyorlar, hı hı. yapıyorlar. Hepsi yanlış, hepsi yanlış. Bir kere ağırı kurduk. İşte devlet de para veriyor biraz falan filan. Bir ağırı kurduk. Yanlış bir proje, onlar da geç. Projeler hep yanlış, onu söyleyeyim. Doğrusunu öğrenmek isteyene gelsinler anlatalım. Hepsi yanlış yapılan projeler. Ve bir de üstte para veriyorlar o yanlış projeleri yapmak için. Üstte de para veriyorlar. Evet. Büyük paralar veriyorlar. Büyük paralar veriliyor. Çok kötü. Çok kötü. Neyse onu da yaptık yani. Ağırı da kurduk. Fuarda gördüğümüz şeyleri de aldık. Sağın makinesi aldık. Hı -hı. Onu da aldık. Bunu da aldık. Parayla olan değil mi? Parayla verdik aldık. Ama işletme... İşletmeye kafa yoran yok. Bir iş kurduğunuz zaman, bir fabrika kurdunuz. Herhangi bir fabrika. Civata fabrikası, somun fabrikası, lastik fabrikası, ne fabrikası olursa olsun. Kurmak bir iştir, işletmek ayrı bir iştir. Biz kurana kadar böyle bayılıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Kurduk, duvarlar, tavanlar, betonlar falan filan çok hoşumuza. Hani işletmesi? İşletmeyle ilgili hiçbir şey yok, bilgi yok. İşletme ile ilgili biz Amerika'dan da Avrupa'dan da bilgi almıyoruz. İşletme bilgisi. Bu a, a, hayvanın buraya girdikten sonra yaşam tarzı. Çok önemli. Hı hı. Hayvanı ya koydunuz. Yaşam tarzına uygun değil yaptığınız yerler. Hiçbiri değil. Yaşam tarzına uygun olmadığı için hayvanlar orada sizin yönlendirmenizle yaşayacak. Hayır hayvana biz uyum sağlayacağız. Hayvan, hayvanın sizin yanlışlarınıza uyum sağlamasını beklemeyin. Bizde böyle bir fikir var. Hayvanlar uyum sağlamadı. Neyinize uyum sağlayacak? Yaptığınız bir sürü yanlışa mı uyum sağlayacak. Hayır. Siz hayvanın yaşam tarzına uyum sağlayacaksınız. Hayvan nasıl yaşar? Günlük hayatını nasıl geçirir? Ne zaman ne yapar? Bir kere hayvanlarınızı gidin bakın çiftlikte yatmıyorsa yanlışlarınız var. Efendim ben çok modern ahır yaptım. Hayvanlar ayakta. Hayvanlar ayaktaysa yanlışsınız. Hep yatıyor gördünüz değil mi biraz evet. Yatacak inek yatacak. Yatmayan ineğin şikayeti vardır. Şikayetini anlatıyordur ama siz onu tercüme edemiyorsunuz. Onun lisanını anlayıp tercüme edemiyorsunuz. Siz hala en iyi makineyi aldığınız zaman çok iyi işler yaptığınızı sanırsınız. Sağım makinası, çok modern sağım makinaları var. Neyi sağar? Oluşan sütü sağar. Sağım makinası süt üretmez. Mevcut sütü sağar. Sizin süt üretiminiz nerede olur? İşkembe de olur. Tereyağı, her şey işkembe de oluyor. Her şey işkembe de oluyor. Hocam şimdi et süt dedik yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Biz programımızda üstrup olarak amaç olarak her zaman yetiştiricilerin doğru bir şeyleri öğrenmesini ve işini önce onların evet. doğru yapmasını sonradan fiyatlar vesaire bizim elimizde olmayan faktörlerle ilgilenmesini evet. e Doğru. Çok doğru. ...öğüt veriyoruz çok diyeyim. Doğru. Ee, çok. Amacımız bu. Şimdi madem bugün böyle bir sohbet programı yapıyoruz... E, ...yurt dışından da çok bahsettik. Her zaman önümüze atılan şu sav vardır. Efendim işte yurt dışında fiyatlar böyle mi? Et fiyatı bu mu? Süt fiyatı bu mu? Siz çok geziyorsunuz. E, Birçok yerden bilginiz var. Yurt dışında bu işin daha iyi, daha karlı yapılması... ...sadece et ve süt fiyatlarıyla mı bağlantılı? Hayır efendim. Hayır, hayır, hayır. Aksine her şeyi piyasa belirliyor. Sizin elinizde olan bir şey yok... Piyasada süt fiyatları düşüyor, Hı -hı. yükseliyor. Çok yüksek olduğu zaman oluyor, çok düşük olduğu zaman oluyor. Yani her şey piyasa belirliyor. Yani şöyle şu mantık var bizde. Daha açıklarsam orada her şey fiyatlar bazından gülük gülistanlık. Fiyat düşerse devlet destekler hayır, hayır, gibi hayır, bir, hayır, bir algı şey, var. Bir şey, bir şey. Tam tam tersi. Kendimize avutuyoruz. Ve başarısızlıklarımızı bu şekilde maskelemeye çalışıyoruz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Başarısızlıklarımızı maskeleyip kendimizi avutmayalım. Kendi kendimizi avutarak bir yere varamayız. Öyle bir sis ben Amerika'daki teşvik ve destek sistemini biliyorum. Bir gün onu anlatırım. Ama o sistemi Türkiye'ye uyarlayalım derseniz herkes isyan eder biliyor musunuz? O sistemi gelin Türkiye'ye uyarlayalım derseniz kinden, herkes bizden isyan daha eder. düşük bir gelir diyorsunuz. Tabii yani. tabii tabii tabii. Ama Amerika yapıyor, destek yapmıyor değil. Yapıyor ama yapma şartları var. O koşulları anlatayım ben size bir programda. Eğer çok güzel derseniz, gelin görüşelim. Mümkün değil, bizim insanımız onu kabul etmez. O koşulları kabul etmez. O koşullarla hayvancılık olmaz derler. Halbuki onların en çok dikkat ettiği konu nedir biliyor musun? Ayrıntılar, ayrıntılar. O minicik ayrıntılarla ilgilidir. İyi, iyi çiftlikle iyi çiftlikle kötü çiftlik arasında fark ayrıntıda gizlidir. Hep aynı iş yapar. Hep aynı iş yapar. Mesela National Mastitis Konseyi var orada. NMC. Ulusal Mastitis Konseyi. Derse ki sağım böyle olacak. Kanun gibidir. Hep aynı sağım yapar. Yıkamayacaksın kardeşim memeyi. Sadece ön daldırma, son daldırma bilmem ne anlatır. Ertesi gün e, sağımhanedeki hortumları, muslukları sökerler. Biz de bin kere söylüyoruz hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü bizde bir kere eskiye bağımlılık var, ısrar var, inat var. Bu inadımızdan vazgeçelim, yenilikleri takip edelim. Kurduğunuz ahır, bilmem ne hayvanın e, sütünü belirlemiyor. Hayvanın sütünü belirleyen sizin sürü yönetiminiz, işletme yönetiminiz. İşletmeyi yönetemiyorsanız, karşınızdaki hayvandır sonuçta. Betondan süt çıkmıyor, hayvandan süt çıkıyor. Siz inekle ilgili işlerinizi doğru yapamıyorsanız o yaptığınız yatırım hebaya gidiyor. Nitekim bakın çok yatırım yapılıyor ve birçoğu bunların ileriye gidemeden batıyor. Batıyor. Batınca ne diyor o? Süt ucuz yem pahalı diyor. Yani sadece ona endeksliyor. Hayır. Bugün bir buzağınız öldüyse kaç ton sütünüz kayboldu? Bir ineğin mastitisinden kaç kilo süt kaybettiniz? Onun tedavisi ve kaybettiğiniz sütlerin toplamı bizim hesabımıza göre 800 TL. görünen bir mastitis. Görünmeyen mastitis ise her gün sizin cebinizi tırtıklıyor. Hocam aslında çok fazla kayıp var. Umarım Hı. buradan anlattıklarımız yerine ulaşır yetiştiricilerimiz popülist yaklaşımlardan çok bilgiye yönelik programları burada anlatılanları daha çok önemser. Program bitiyor galiba anladım. Programın evet bir, sonuna geldik. Bir son olarak son sizden bir bir şey alayım. Bakın. Kuruluşla ilgili yaptıklarımızı unutup bir de işleyişle ilgili yaptıklarımıza bakalım. Hı hı. İnsanlar sağım makinesine para veriyor. Dama, dam yapımına evet. para veriyor. Her türlü şeye para veriyor. Fakat bir eğitim diyelim ki ya bir atıyorum seni Amerika'ya göndereceğim. Ver bir 3000 dolar desen ona para vermiyor. Senin işinin devamlılığı o ya. İşin onunla devam edecek. O yaptığın ahır eğer ilerlesin istiyorsan onunla devam edecek. İşletmeyle ilgili en ufak bir para e, bilgiye vermiyor kimse. Bakın bizim imkanlarımız var. Ama adam şey yapmış. E, kurslar yapmış kurslar standları var para istiyor kurslara gitmek mümkün ama kişi başına kurs yok bir beş kişilik on kişilik gruplara kurslar var kurs almaya hiç hevesli insan yok yani halbuki sizin işletmeniz bunun devamlılığıyla söz konusu ben bu konuda Türk insanının e, bu kadar böyle e, yanlış işlere heves ettiğine hayret ediyorum Hocam teşekkür ederiz katılımınız için bilgileriniz için ağzınıza sağlık. Ee, önümüzdeki hafta inşallah e, farklı bir konuyla izleyenlerimizle buluşacağız. Biz bizde konu çok anlatmaya gayret edeceğiz. Merak etmeyin. Hı. Değerli izleyenler bu akşam biraz daha sohbet havasında bir program yaptık burada sizlere. Hayvancılıkta yanlış bilinenleri yurt dışından, yurt içinden örneklerle dile getirdik, düzeltmeye çalıştık. Umarım yetiştiricilerimiz gerekli mesajları almıştır. E Ufak da olsa bir faydamız olduysa bize ne mutlu. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programla sizlerle birlikte olmaya dek. Hoşçakalın.